Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 20-26 Nisan burç yorumları. Aktif olmak isteyeceğimiz, agresif olabileceğimiz bir süreç olabilir. Aniliklere dikkat, sorumluluklar, aile hayatı, genel olarak almamız gereken sorumluluklar gündeme gelebilir. Baskı hissedebiliriz. Kuşkucu, kararsız, ikilemde kalmalar olabilir bu hafta. Olacak yeni ay ile bazı tamamlanma, evle ilgili konular, kutlamalar olabilir. Maddi imkan konularında gelişme, haber görünüyor. Kriz yaşamış birçok kişi de olumluya dönüş, değişim, en azından bir iyileşme olabilir. Fırsatları iyi değerlendirelim. Yeni kararlar, yeni hedefler belirleyeceğimiz bir hafta olabilir. Kontrolsüz enerjilere dikkat diyoruz. Öncelikle Koç burcu ve yükselen Koçlar, 20-26 Nisan. Genel olarak baktığımda kutlama, cimrilik görme, zafer, haber, gelişme durumları çıkıyor. Bazı Koçlar üçlü bir zamanda kutlama söz konusu olabilir. Bir şeyi sahiplenme ya da kabullenememe ile eziyetli bir durum söz konusu olmuş. Bazı Koçlarda ama değişime evet deyin artık. Kaybetme korkusunu yenin. Haberler var. Bazı beklediğiniz konularla ilgili ani çıkışlara dikkat. Ateşli, tez canlısınız. Biraz sabırlı olun. Çok az vakit kalmış. Yavaş gelişecek ama kısmetli. Hayrınıza bir olay olacak. Toprak grubundan haber alabilirsiniz. Aşkta problem olanlara iyileşme, güzellik görünüyor. Geçmiş deneyim ve korkular gündeme gelebilir. Ailevi sorunlar olabilir ama siz olumlu da kalın. Duygusal değişim başlıyor adeta. Bazı Koçlar maddi anlamda iletişim, sosyallik çıkıyor. Teknolojinin de desteği ile bir ilerleme olabilir. Boğa burcu, yükselen boğalar. 20-26 Nisan arası genel olarak baktığımda adalet, bekleyiş, duygusallık, teklif, haber, değişim, karar ve yenilik görünüyor. Hakkın yerini bulacağı, ilahi adaletin yerini bulacağı bir süreç başlıyor adeta. Bazı boğalar yasal süreç lehinize işliyor olacak. Hayatınızda ölçüyü kaçırmayın. Olumluya giden bekleyiş görünüyor. Küsler için barış olabilir. Mücadele ettiğiniz bir konu ile ilgili haberler var. Hasta olanlarda iyileşme görünüyor. Bazı boğalar tekliflere hazır olun. Bir şeyleri oradan oraya denge kurmaktan yorulmuş, kriz yaşamış bazı boğalar. Olumluya dönüş, iyiye gidiş, güç toplama görünüyor. Sırtımdan vuruldum, eziyet gördüm, kendimi çıkmazda hissediyorum diyen boğalar. Artık daha dip yok. Kendinizi toplayıp tekrar yukarı çıkışa geçin. Kendinizle gurur duyun. Bu filmin başrol oyuncusu sizsiniz. Çevrenizdekiler sizden gelecek bir sonraki hamleyi merak ediyor. Ani haber ile zafer olabilir. Duygusal değişim, yenilik, yenilenme zamanı. Yeter ki artık karar verin, arkaya bakmayın. Çabalarsanız olacak. Bazı boğalar yeni ilişki olabilir. İkizler burcu ve yükselen ikizler, 20-26 Nisan. Genel olarak baktığımda çaresizlik, iyileşme, başlangıç, yıkıntı, güçlenme, haber, sürpriz, gelişme görünüyor. Küslüklere dikkat, ani çıkış yapmayın. Kendinizi çaresiz hissetme, önünde olanı görememe, kendi kendine kısıtlamayın. İyileşeceğimiz, enerjimizin yükseleceği bir hafta olabilir bazı ikizler için. Kendiniz, hayatınız hakkındaki konuları sizin vermeniz gerekli artık bazı kararları. Bazı ikizler yeni bir başlangıç yapabilir. Çevrenizdeki negatif enerjilere dikkat. Kendinize eziyet etmeyin. Güç topladınız. Arkadaşlar ile vakit geçirmek. Evet, dışarı çıkmasak da sosyal medya ile geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir. Bazı ikizler ilişkide bir adım ileri gitme olabilir. Güç kazanacağınız bir hafta. Bu güç sizin içinizde cesaret, sevgi, anlayış zamanı şimdi. Toprak grubundan bir haber olabilir. Geleceğe dönük plan yapıp gerçeğe dönüştürecek azim ve karar olabilir. Sizi endişelendiren her şeyi bir kenara bırakın. Değişime ihtiyacınız var. Çok fazla sorumluluk ile kendinize zulüm etmeyin. Yavaş gelişen bir olayla ilgili zafer haber var. Yengeç burcu ve yükselen yengeçler.
20-26 Nisan. Genel olarak baktığımda zafer, haber, endişe, gecikme ve devlet konuları görünüyor. Cömertlik ile kazanılan başarı, bir imkan, kadersel bir olay, hamilelik haberleri çıkıyor. Bu dönemde kilo almamaya dikkat edelim. Bazı yengeçler zoru başaracak adeta. Küslük, soğuk rüzgarlar var. Uzlaşma olabilir. Endişe, darlık, maddi zorluk, manevi zoraki götürme. Yani bir kadın her şeyi üstlenmiş götürüyor. Devlet ile ilgili gecikmeler olsa bile bir karar alınacak, zafer görünüyor. Devletle ilgili konular olabilir. Beklenen geliyor. Sevgi, anlayış. Hayatınızda ne bekliyorsanız önünüze sunuluyor. Adeta ani çıkış yapmayın ve biraz sabırlı olun. Sadece bir vakit ile maddi imkan olabilir. Bolluk, bereket, düzelme var. İnşallah yalnız negatif enerjilere dikkat etmek gerekiyor. Kadersel sürpriz bir gelişme olabilir. Bazı yengeçler için mutlu haberler olacak. Bazı yengeçlerde de hamilelik haberleri olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslan burcu, 20-26 Nisan genel olarak baktığımda yenmek ya da yenilmek, soğukluk, zalimlik olmuş ama güç, ayaktayım. Ayakta zor duruyorum diyen aslanlar, düşmanlarınız, bulunduğunuz durum sizden güçlü değil, emin olun. Bezginlik hissetmeyin, önünüzdeki fırsatları görmeniz lazım. Biraz durgunluk olsa da en azından sizi mutlu edecek bir gelişme olabilir. Siz görmeseniz de hayat fırsatlarla dolu. Küs olanlara barışma, bir adım atma. İlişkisi olanlarda ve ilişkisinde problem yaşayanlarda ilişkilerinde düzelme görünüyor. Biraz anlayışta olun. Yeter ki ani çıkışlara dikkat edin. Evle ilgili konular gündeme gelebilir. Seyahat etme isteği ya da planlar yapılabilir. Aşk, iş, hayatınızda olumlu pozitif haberler var. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu ile ilgili bir gelişme olabilir. Sahip olduğunuz gücünüzle savunmaya çalışacaksınız. Çevrenizdekilere dikkat edin. Bir kutlama olabilir. Bazı aslanlara bir sevinci sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Sonuç olarak baktığımda karanlıktan sonra yaşanacak aydınlık görünüyor. Yeter ki siz pozitif enerjinizi koruyun. Sevgili Başaklar ve yükselen Başak burçları, bazılarınız adeta zirvedesiniz. Başarınız ile kıskanılıyorsunuz. Gözler üstünüzde. Bir haber, zafer, anilik olabilir. Kıskançlık yapmayın bu arada ilişkinizde. Size sunulan teklifle deriyi görmeden paçalara sıvamayın. Sağlam adım atın. Şimdiye karşı emeklerinizin karşılığı, maddi manevi en azından biraz rahatlamanızı sağlayacak bir güzellik olabilir. Soğuk rüzgarlar esmiş, biraz kederlenmiş, hüzünlenmiş, duygusal çöküntü yaşamış bazı başaklar. Aşmanız gereken son bir engel kalmış. Anne ile ilgili konular gündeme gelebilir ya da anne desteği görebilirsiniz. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Yeni bir sayfa, yeni bir ilişki olabilir. Öfkeden uzak durun. Hızlı ani gelişmeler olabilir. Geçmişten gelen aşk, geçmişe özlem duyma konuları olabilir. Fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Mantığınızı kullanın. Kaderde yeni yolculuk zamanı şimdi. İnançlı olun. Yeter. Miras, başkalarından gelen para konuları da gündeme gelebilir bu hafta. Sevgili yaylar ve yükselen yay burçları, şimdi biraz durup düşünme zamanı. Uzaklardan haber olabilir bazı yaylara. Geleceğe güvenli bakmak istiyorsunuz, artık ileriye bakın. Geçmişte yaşadığınız neyse artık düşünmeyin. Konsantrasyonunuzu bozmadan devam edin. Aşk, iş, iletişim, haber görünüyor. Bolluk, huzur, artık hakkınız. İş arıyor, terfi bekliyorsanız ya da yeni bir girişim planlıyorsanız az zaman kalmış. Beklentilerinizin ötesinde bir şeyler olabilir. Kadersel sürpriz bir olay görünüyor çünkü. İlişki, evlilik konularında güzel gelişmeler, şans kapıyı çalıyor. Şimdi seçim zamanı. Bir şeyleri içinize atmaktan, konuşamamaktan çok sıkılmışsınız bazı yaylar. Ama iyileşme, bir yenilik olabilir. Geçmişe özlem, geçmişten biriyle karşılaşma, konuşma, ani gelişme var. Toprak grubundan bir haber. Rüyalarınıza dikkat edin. Artık odaklanın, kafa karışıklığı yapmayın. Ailevi mutluluk, evlilik konuları gündeme gelebilir bazı yaylara.
Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlak burçları, ikinci, üçüncü kişiler yüzünden kalp kırıklığı, incinmeler, soğukluklar olan, zalimlik olan bir ilişkinin sona erişi olabilir. Sizi olumsuz etkileyen bir ilişkiden tüm acılarınıza rağmen ayrılmanızı sağlayan bir karar alabilirsiniz bazı oğlaklar. Geçimsizlik söz konusu. Küs olan biri ile barış isteği, karşılıklı yüzleşme, konuşma olan durumda yenilik, kısmetli istenen görüşme olsa da bazılarınıza ayrılık görünüyor. Çok fazla sorumluluk alınmış, deneyim sağladınız adeta. Kendi önünüzü göremiyorsunuz ama çoğu gitti, azı kalmış. Sabırlı olun. Sosyalleşeceğiniz bir hafta. Duygusal deneyimlerde kendinize güvenin. Aldanış, yasak ilişkilere, negatif enerjilere dikkat diyoruz. İlişkinizde adil olun. Bulunduğunuz durumda akıllıca davranırsanız başarı sizden yana olabilir. Ateş grubundan bir teklif haber olabilir. Yeni girişim, yeni tanışma, haneye para girişi olabilir. Sürpriz bir gelişme var bazı oğlaklara. Sevgili kovalar ve yükselen kova burçları, kendi çabalarınızla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir adım atma, büyük bir habere teklif değerlendirmek sizin elinizde. Adeta bir şeyleri hırs yapmışsınız. Zamanı bırakıp sabırlı olursanız olumlu gelişmeler görünüyor. Rüyalarınıza dikkat edin. Bir sır, anne ile ilgili konular gündeme gelebilir. Bir yüzleşme olabilir. Fedakar bir kadın görünüyor. Ev tadilat işleri bu hafta gündeme gelecek gibi. Bilinçaltı konularınızı, bilinçaltı korkularınızı şifalandırma zamanı. Soğukluk olmuş ama düzelme olacak. Arkadaşlarla konuşmak size iyi gelecek. Güçleneceğiniz bir hafta olabilir. Ummadığınız bir konuda bir gelişme görünüyor. Kontrolsüz enerjilere dikkat edin. Fikir çatışması olabilir. Olumluya giden bekleyiş. Bir bebek haberi. Hasta olan, hastası olanlarda iyileşme, duygusal anlamda size güç verebilir. İç sesinizi dinleyin. Şanslı bir hafta. İyi değerlendirin. İkilemde kalmayın. Sevgili balıklar ve yükselen balık burçları, para, bolluk, bereket, hamilelik isteği, yenilik, ruhsal uyanış çıkıyor. Haftaya pozitif başlıyor bazı balık. Dışarıdan gelen negatif enerjilere dikkat diyoruz. Kıskanıyor ya da kıskanılıyorsunuz. Gizli bilgi, durumlar olabilir. Krizi atlatıyor bazı balıklar. Olumluya dönüyor, iyileşme var. Ateş grubu birinden yardım olabilir. Anilikten kaçının, biraz bekleyin, sabırlı olun. Bir fırsatın kapınızı çalmasına çok az bir zaman kalmış. Toprak grubu birinden bir haber, bir yenilik, mutluluk gerçekleşebilir. Zaten yenilik istiyordunuz. Kendinize güvenin. Meditasyon yapmak size iyi gelecek. Gerçeği sorgulamak sizi yıpratmış. Bir uzmana danışın ve yardım alın. İhtiyacın olan yolda biraz mücadele vermeniz gerek bazı balıklar. Aşkta yenilik, karşılaşma, iç sesinizi dinleyin lütfen. Hasta olanlarda iyileşme, küs olanlarda barışma. Bir adım atma, iyileşme görünüyor. Geçmiş konular gündeme getirmeyin artık. İkilem yapmayın. Artık duygusal değişim başlıyor bazı balıklar için. Umarım yorumlarımı beğenirsiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlık, mutluluk, huzur dolu, olumlu bir hafta olması dileğiyle. Hoşça kalın.